Floransa'daki Uffizi galerilerindeyiz ve Hugo van der Goes'in yaptığı devasa altar panosuna bakıyoruz. Eserin adı Portinari Altar Panosu. İtalya'da olmamıza rağmen incelediğimiz sanat eseri Rönesans İtalya'sına ait değil. Bu Kuzey Rönesansı'ndan çıkmış bir eser ve kökeni Belçika'nın Brüş şehri. İlginç bir durum çünkü bu eser diğer İtalyan sanatçıların eserleriyle beraber hep Floransa'da yer almış ve Floransa'daki bir kiliseye yerleştirilmiş. Eser 15. yüzyılın sonunda yapıldığında büyük bir sansasyon yaratmış çünkü İtalyan Rönesansı ile Kuzey Rönesansı'na ait eserler arasında büyük bir farklılık var. Ama bu eser aynı zamanda İtalya'daki ve kuzeydeki iş insanları arasındaki yakın bağların bir kanıtı. Hatta Floransa'nın en önemli banker ailelerinden Medici'lerin Brüjde bir banka şubesi varmış ve bu altar panosunun siparişini veren de Medici'lerin bankasında çalışan bir yetkiliymiş. Yetkilinin adı Tommaso Portinari. Resimde kendini ve iki oğlunu görüyoruz. Sağ panelde ise eşi ile kızı var. Bunlar hemen arkalarındaki koruyucu azizelerden çok daha küçük çizilmiş. Diz üstünde durmaları da genelde sanat hamilerinin duruşuna uygun. Orta panelde İsa'nın doğuşu ve çobanların tapınması sahnesi var. Burada Meryem Ana, Yusuf ve melekler yeni doğan bebek İsa'ya tapınıyor. İsa'nın etrafında koruyucu bir hale var ama bebek olarak çok korumasız duruyor. Herkes mesafesini koruyor ve İsa'ya bakıyor. Buradaki gruplar farklı farklı ve herkes pür dikkat İsa'ya bakıyor. Bu mucizevi bir an. Meryeme bakalım. İsa'ya çok vakur bir şekilde bakıyor. Çocuğuyla arasında mesafe olsa da bir yakınlık da seziyoruz. Altar panosu epey geniş. Ortadaki panel yaklaşık 3 metre genişliğinde. Her bir figüre epey alan ayrılmış. Böylece sanatçı bol bol detay işleyebilmiş. Ön tarafta çok tatlı bir natürmort görüyoruz. İçinde çiçek olan bir vazo, İsa'nın çilesinin sembolü olan kırmızı zambak, Meryem Ana'nın sembolü olan beyaz ve mor süsen çiçeklerini görüyoruz. Haseki küpesi çiçekleri de Meryem'in acısının sembolü. Ayrıca yerde karanfil ve menekşeler var. Çiçeklerin arkasındaki buğday demeti İsa'nın vücudunu simgeliyor. Sebebi ise Efkaristia ayininde kullanılan ekmeğin İsa'nın vücudu olması. Yani buğday ekmek oluyor. O da İsa'nın vücudu. Buğday demeti İsa bebeğin yerde yatışına çok benziyor. Buğdayın sarısı da halenin altın sarısı gibi. Çiçeklerin ne kadar detaylı çizildiğine bir bakın. İtalyanların kuzeyli ressamların naturalizminden etkilenmesine şaşmamalı. Naturalizm derken İtalyanlarınkinden epey farklı bir doğalcılıktan söz ediyorum. İtalyanlar lineer perspektifli, bütünleşmiş alanlarla ilgiliydi. Bir mekanda her şeyin birbiriyle bağlantılı olması lazımdı. Ayrıca insan vücuduna dikkat edilirdi. Kuzeylilerde ise çok belli başlı nesnelerin yakından gözlemlenmesi söz konusuydu. Onlar için mantığa uygun bir mekan olması önemli değildi. Ama işte taya gelince kuzeylilerin inanılmaz gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin meleklerin giydiği brokar kumaşa bakın. Kırmızı kadifeye işlenen altın detaylar ve mücevherler muazzam. Bu resimde başka pek çok sembolik biçim var. Meryem Ana'nın sağındaki Korint sütunu, baş, sütun başlığı mesela. Bu da onunla ilişkilendirilen bir semboldür. Arkadaki kilisenin giriş kapısının hemen üstünde yer alan arp ise Davut peygamberin ya da Batı Hristiyanlığına göre söylerse Kral Davut'un sembolü. Buradaki üç çoban da yeni doğan İsa'ya saygılarını göstermeye gelmiş. Hepsi de farklı bir yaklaşımın temsilcisi. En alttaki figür hakiki dindarlığın vücut bulmuş hali gibi. Yanındaki figür daha ziyade şaşkınlığın, en üstteki figür ise şaşkınlıktan baka kalmanın temsilcisi. Çobanlar resmin geri kalanındaki sessiz ve soylu figürlerden çok farklı, çok daha insani duyguları var. Çobanların elleri muazzam bir dikkatle çizilmiş. En sağdaki figürün sağ eli rakursi tekniğiyle çizilmiş. Hafif eğik ve bize dönük çok karmaşık bir formu insan elini kusursuz çizmiş ressam. Bu resim bence naturalizm ya da doğalcılık deyince neyi kastettiğimizi başka bir açıdan düşünmemizi sağlıyor. Çünkü pek çok açıdan bu naturalist bir resim. Atmosferik perspektifle yapılmış devasa bir manzara ilüzyonu var. Dağlar mavi renkli gibi, arkadaki manzara da kayboluyor. Brokar kumaşın, çiçeklerin, figürlerin ellerinin doğallığı var. Tüm bunlara karşın, Rönesans İtalya'sında üretilen eserlerden hiç beklemediğimiz bir şekilde bütünleşmiş bir alan yok. Uffizi'de bir yanda Botticelli, diğer yanda Hugo van der Goes var ve bu çok ilginç bir karşılaşma olmuş.